Arkadaşlar merhaba, kanalım Çalido'ya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine birlikteyiz. Bu sefer bir Marvel filminin fragmanını inceleyeceğiz, izleyeceğiz. Shang-Chi'nin fragmanı düşmüş. Dürüst olayım, açık konuşayım. Shang-Chi nedir, kimdir hiçbir fikrim yok. Karakteri neredeyse hiç bilmiyorum desem yeridir. Sadece ismen duymuşluğum var, Marvel duyurunda duymuşluğum var. Dediğim gibi karakterle ilgili bir fikrim yok. Fragmanı izleyip sadece bir şeyler yorumlayacağım. Legend of Ten Rings'e gelince de bu oyun yüzük hikayesi benim bildiğim Iron Man'in baş düşmanlarından Mandarin'in taktığı 10 uzaylı yüzüğünü muhabbeti olması gerekiyor ama buradaki o mu, ona bir gönderme mi, başka bir şey mi bilmiyorum. Fragmanı izledikçe göreceğiz. Yani Iron Man 3'te çünkü Mandarin'i Mundar in yaptıkları için burada ne durumda, burada gerçekten gerçek Mandarin'i burada mı göreceğiz, bir fikrim yok. Ama dediğim gibi zaten fikrim yok. Fikirsiz bir şekilde izleyeyim. Ondan sonra fikirsiz bir şekilde de yorumlarım oldu. Başlayalım. I gave you 10 years to live your life. That get you. You walked in my shadow. I trained you so the most dangerous people in the world couldn't kill you. Son, it's time for you to take your place by my side. You better watch out, cause it's my time. The power in this mine. That's not going to happen. It's a prayer of your second life. You woke up the dragon. You can't outrun. Öncelikle her şeyden öncesi aksiyon dolu bir film bekliyor bizi. O çok güzel. Ben Uzak Doğu aksiyon filmlerini de çok severim. Oradan esintiler olması çok normal zaten de güzel de çekmişlere benziyor yani. Sahneler sırıtmıyor, kötü değil. Hani böyle CGI'ye dayamamışlar da biraz gerçekten stuntların yardımıyla gerçek aksiyon sahneleri çekmişler. Bu işin uzmanlarıyla yapmışlar gibi duruyor. O yönde çok beğendiğimi söyleyebilirim bir. Bu Asyalı süper kahraman işte ilk defa bir solo filmi oluyor muhabbeti. Evet ama Disney'in Mulan'ı nasıl çektiğini de biliyoruz. Mulan'ı çekerken Asyalıların ne durumlarda kaldığını da okuduk. O yüzden açıkçası Disney'in bu konuda çok masum olduğunu düşünmüyorum. Bunu bir günah çıkarma olarak da görebiliriz. Gerçi bu yönde önce planlanmıştı ama bunu nasıl çekildiğini, hangi şartlarda çekildiğini bilmiyoruz. Başroldeki oyuncuyu Twitter'da takip ettiğim bir aktör. Sevdiğim, sempatik bir isim. Yani böyle birleştirici bir yönü var. Biraz da onun hatırını açıkçası merak ediyorum film ama bu Ten Rings muhabbeti 10 yüzük değil 10 halka anladığım kadarıyla. Çünkü kollarında 5'er tane halka saydım. Onları gösteriyor. Dediğim gibi karakteri hiç bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Sadece gördüklerim üzerinden yorumluyorum. Belli bir kung fu dövüşçüsü. Standart o dummy man dedikleri zımbırtıyı yumruklamış yıllarca. Ve birinin yerine geçmesi için yetiştirilmiş. Bir suç baronu tarzı bir şey, Yakuza patronu gibi bir şey muhtemelen. Gerçi bunlar Çinli sanırsam, Japon değil. Ancak o yeri almak istemiyor yani o patronun yerine artık bir sonraki kişinin yerine geçen yani veliaht olmak istemiyor, o da belli. Sana 10 yıl veriyorum, git hayatını yaşa, sonra gel görevim var modunda takılıyorlar. Ve sanki o işte istemediği yeri almamak adına bir savaş verecek ve bu sırada yine standart dünyayı kurtaracak muhabbeti olacak gibi duruyor. Yine standart Disney esprileriyle karıştırılmış bir aksiyon komedi izleyeceğiz, o belli.
Disney'in tarzı bu. Bu konuda bir şey demiyorum. Ben severek de izliyorum açıkçası. Hani tüm MCU filmlerini de izledim. Bunu da izleyeceğim. Umarım o zaman sinemalar açılmış olur. Sinema da izleyeceğim. Yani dediğim gibi karakteri tanımadım. Üzerine çok fazla da konuşmak istemiyorum. Aksiyonu bol. Güzel bir süper kahraman filmi bizi bekliyor diye düşünüyorum. Umarım bu film farklı ırklardaki işte Asyalıların, daha önce Black Panther'da siyahilerin veyahut da aynı şekilde Zack Snyder's Justice League'de Ray Fisher'ın karakterinin merkezde olmasıyla siyahilerin de süper kahraman filmlerinde öne çıkabileceğini gördük. Black Panther'da keza gördük. Şimdi bir Asyalı karakteri aynı şekilde göreceğiz. Yani dünyayı hep Amerikalılar kurtarmak zorunda değil. Böyle farklı ırk ve uluslardan karakterler de kurtarabilir. Bunların işlenmesi adına umarım bir başlangıç olur. Ve sadece bunu hani böyle çeşitlilik yapıyoruz, bakın her ırka saygı duyuyoruz diye değil, umarım gerçekten yaparlar. Hani böyle bir PR çalışması, reklam tarzı olmadığı sürece kabulüm. Bunu izledikten sonra karar vereceğim. Şu an için fragmandan onu söylemek imkansız. Ama dediğim gibi fragman bize standart bir Marvel filmi vaat ediyor. Belki standartın biraz üstü diyebiliriz çünkü denenmemiş bazı şeyler var dediğim gibi. Özellikle Kung Fu kısmı beni ilgimi çeken taraf. Göreceğiz. Dediğim gibi karakteri çok fazla tanımadığım için üzerine fazlaca konuşmak istemiyorum. Ben fragmanda bunları gördüm, bunları yakaladım. Eğer bana söylemek istediğiniz abi karakter şöyle, şudur, budur vesaire diyeceğiz bir şey varsa lütfen yorumlarda yazın. Onun dışında videoyu beğenin, paylaşın, çana basın, bildirimleri açın, kanala abone olun. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.